rahat ol, rahat. Niye gitmediniz lan siz? Ananızdan, babanızdan emanet alındınız. Biz şimdi emaneti vermemiş oluyoruz. Ne yapacağız? Komando Çavuş Taner Öztan, bir konu arz edebilir miyim komutanım? Komutanım, biz arkadaşlarla bu yeni askerlik mi, yani bu profesyonel asker olarak kalmak istiyoruz komutanım. Niye gitmiyorsun oğlum? Nereliydin sen? İstanbul Emret komutanım! Ne güzel işte. Püfür püfür boğazda takılırdın. Ne işin var lan Allah'ın dağında? Biz kalalım dedik komutanım. Sen? Muharrem Bey Taşkırşehir Emret komutanım. Sen de kalıyorsun öyle mi? Sayende kalıyor komutanım. Sen? Kamil Ertan Çanakkale, Emret komutanım. Sen niye kalıyorsun oğlum? Komutanım, millet olarak milli birlik ve beraberliğe en çok ihtiyacımızın olduğu bu günlerde... Destan okuma lan! Niye kalıyorsun onu söyle. Ya komutanım, karı geliyor güpegündüz üzerimize atıyor RPG'yi. Bir tane kardeşimizi alıyor olup gidiyor. Ne yapayım ben? Gideyim Çanakkale'de balık mı tutayım şimdi? Özür dilerim komutanım. Senin derdin ne? Mahmut Karakum Diyarbakır Emret komutanım. Senin derdin ne oğlum? Şimdi komutanım bu dış piyasalarda tavuk meselesi. Tavuk mu? Evet, tavuk komutanım. Şimdi dışarıda tavuk fiyatları ucuzlayınca benim güzel memleketimde tavuk fiyatları artıyor. Şimdi tavuk yeminin kilosu, tavuk etinin kilosuna eğer daha baskın olarak daha pahalı olursa ne olur? Bugün efendim yumurta, tavuk eti olsun. Anlaşıldı oğlum, anlaşıldı. Senin derdin uzun hikaye, tamam. Hakan. Emredin komutanım. Bu aslanları listeye yaz oğlum. Emredersiniz komutanım. Hakan. Emredin komutanım. En başa da kendini yaz oğlum. Emredersiniz komutanım. Şimdi gidip kamuflajlarınızı giyin. Sonra da tıraş olun. Böyle soytarı gibi dolaşmayın karşımda. Hadi. Emredersiniz komutanım. O kayıp çocuğu bulmamız lazım Ali. Osman. Gel Kürklü. Hadi bakalım Zehir Afiyeler. Adamımızı nasıl alacağız söyleyin. Cebren götürüldü de canlıysa evelallah alırız albayım. Yok öyle değil de kendi rızasıyla onlara katıldıysa o zaman işimiz biraz zor. Böyle bir ihtimal de var diyorsunuz ha?